Selam gençler, YouTube Fizikte Barış Kanalı'na hoş geldiniz. Evet, sizlerden gelen isteklerden bir tanesi de örtmem çalışıyoruz. Başarılı olduğumuzu nasıl anlayacağız veya bizim için başarının e, sınırını nasıl anlayabiliriz diye bir soru geliyor arkadaşlar. Bununla ilgili e, güzel bir beşgen olayından, aslında bu sihirli bir beşgenden bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Ee, tabi bu beşgeni çizmemeniz için de size bir tane örnek bir pdf'i de videonun altındaki link kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan isteyen arkadaşlarım uygulamak isteyen arkadaşlarım olursa oradan edinebilirler. Bu beşgenle her bir dersteki her bir konuyu da kontrol edebilirsiniz. Veya bir deneme sınavına girdiğiniz vakit genel profilinizde kontrol etmeniz için. Ve... Gördüğünüz gibi öncelikle bir beşgen çizilmiş. Arada bazı çizgiler olduğunu görüyoruz ve üzerinde de bazı sayılarımız var. 0 20 40 60 80 100 diye sayılarımız. Örneğin bu bir deneme konusundaki eksiğinizi bakın nasıl anlayacağız arkadaşlar? Örneğin diyelim bir deneme sınavına girdiğinizde siz buraları artık kendi istediğiniz gibi doldurabilme imkanınız var gençler. Örnek veriyorum matematik değil mi bizim sorularımızda? İşte başka ne var bizi ilgilendiren? Geometri Sonra isteyen arkadaş fizik kimya biyoloji deyip sadece sayısal da değerlendirebilir veya der ki arkadaşımız Türkçe olsun burası. Sonra burası işte atıyorum ki sosyal olsun. Burası da fen gibi düşünebilirsiniz. İstediğiniz gruplandırmayı yapabilirsiniz. Kendi ilgi alanınız dediğim gibi sadece sayısal derslerde olabilir. Şimdi tabi mesela e, Türkçe'den kaç soru çıkıyor? 40 soru çıkıyor diyelim ki. Diyelim ki 40 soruda Türkçe'de kaç tane yaptınız diyelim ki arkadaşlar. Kolay bir hesap olsun diyelim ki bizlere ne oluyor? 32 tane netiniz var. Bu ne demektir? Yüzdeye vurduğunuz vakit bu neye karşı gelir? Hmm. Yüzde 80 başarıya. Bakın bu 80 çizgisi arkadaşlar. Geometrinin 80'i burası. Türkçenin 80'i burası ise o zaman buraya hemen işaret koyuyorum. Örneğin geometride işte artık sizler daha iyi biliyorsunuz galiba 8 soru falan var herhalde bilmiyorum değişkenliği varsa da 8 soruda kaç tane yapabiliyorsun diyelim ki 4 tane Yüzde %50 başarı diyeceksiniz 50 yok burada 50 nerelerde şuralarda bir yerlerde gençler değil mi? Örneğin matematikte 32 tane soru varsa işte artık siz dediğim gibi sayıları daha iyi biliyorsunuz. Kaç başarı gösteriyoruz? İşte %60 o zaman burayı işaretledim. de işte atıyorum ki %20 en düşükte bizimki olsun. Sonra sosyalde de %30 olsun. Bitti değil mi? Bu çiz noktaları koyduktan sonra gençler şunu istiyorum. Bu noktaları birleştirmenizi istiyorum. Bakın. Bur buradaki bir noktamız vardı. Şurada bir noktamız vardır. Şurada bir noktamız var. Aynı şekilde burada var. Ve son olarak da burada var. Ve ondan sonra yapacağınız işlem çok basit arkadaşlar bunu alıyorum istediğiniz bir renk sizde fosforlu kalem çoktur zaten bakın boyuyorum arkadaşlar şöyle güzel bir boyu oldu değil mi evet şimdi bu beşgeniniz bakın ne güzel 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 bir beşgeniniz varken sizinkisi biraz belki de böyle benimkisi mesela saçma sapan çıktı değil mi arkadaşlar ne oldu? Bu şekil dikkat ederseniz eksik yanlarınızı size ortaya çıkarttı. Bakın bu yanınız kuvvetli olduğunu anladık hemen biraz. Türkçeniz iyiymiş. Ama bak burası çok kısa kaldı dikkat ederseniz. Dolayısıyla neydi bu mesela? Fen. Fendeki çalışmalarımızı arttırmamız gerekiyor. Bu eksiklere yönelik bir şeyler yapmamız gerektiğini bu sihirli üçgenle anlayabiliyoruz gençler. Örneğin başka bir olabilir. Mesela örnek olarak ne verilebilir? Mesela sayılarda mesela örnek verdiniz. Neleriniz var? Diyelim ki üstlü sayılarımız var. İşte köklü sayılarımız var. Örnek veriyorum. Rasyonel sayılarımız var, değil mi? Rasyonel sayılar. İşte bilmiyorum başka neler var başka? Ondalık sayılar var, değil mi? Başka bir şey daha, X sayılar var diyelim. Ben de bilmiyorum artık vallahi matematikçi gibi olduk ha. Örneğin üstü sayılarda çok başarılıyız, değil mi? Mesela kaç yapıyoruz? 90 yapıyoruz mesela bak. Burası hemen 90 işaretliyim. Ama köklü sayılarda 40 başarı gösteriyorum. Rasyonel sayılarda bayağı iyiyim aşağı yukarı. Kaç oluyor? 90 falan yapıyorum. Ondan sonra mesela burada güzel bir başarı olsun. Burası da böyle bir idare edelim. 60 diyeyim. Hatta hiç de iyi değil. Burası da atıyorum 75 civarı. Böyle olsun. Tabi bunları özellikle çözdüğünüz sayıyla oranda. Mesela üstü sayılardan bugün kaç tane soru çözdüm? İşte atıyorum 75 tane soru çözdüm. 60 tanesi doğru. İşte %'ye vur. Yaklaşık sayılarda buradan işaretleyeceksiniz. E ne yapıyoruz sonra? Bakın hemen biz bir noktalarımızı bir birleştirelim gençler. Bakalım neler çıkıyor karşınıza güzel bir üçgenle karşılaştıralım size bakalım ne çıkıyormuş karşımıza. Daha doğrusu beşgenle karşılaştıralım. Ne yaptık bak? Mavi. Bakın ne kadar dengesiz bir tablo karşılaştık. Siz bunu problem çeşitlerinde yapabilirsiniz. Fizikteki konularda yapabilirsiniz. Kimyadaki konularda yapabilirsiniz. İşte bunların analizini yapmanızı istiyorum. Mesela Fizikte mesela ne diyebilirim? Örnek veriyorum. Madde konularında mesela kendi eksim. Ya benim var mı bakayım şu madde konularında? Hadi ben çakıyorum ya birazcık fizikten orasını yapayım. Mesela ne var orada? Madde öz kütle var. Sonra ne var? Basınç var. Sonra sıvılarda kaldırma kuvveti var. Sonra ısı var. Sonra da genleşme. Bak 5 tane konu var. İstersen gen, ısı genleşmeyi bütün yap. Buraya fizik bilimine giriş. Şimdi madde öz, öz kütlede çok başarılıyım. Ben yani 96 falan yapıyorum. Böyle gelsin. Ama basınç soruları biraz kazık geliyor. Beni böyle 70'lerde tutuyor değil mi? Örnek veriyorum. Sıvılarda kaldırma kuvvetinde biraz sıkıntı yaşıyorum. 50. Değil mi? Isıda birazcık daha iyiyim mesela. Kaç oldu bu arada? 70 değil mi? Genleşmede bir hayli iyiyim mesela. Bak böyle. Ne oldu? Hemen arkasından da şöyle noktalarımızı bir birleştirelim. Bakın. Zayıf yönler ve güçlü yönler birazcık böyle ortaya çıksın gençler bakın hemen. Siz bunları basit bir şekilde yapabilirsiniz. İşte bu yöntemle bakın kendinizin eksik yönlerini e, her deneme sınavından sonra bence böyle bir analiz yapabilirsiniz gençler. Eksik yönlerinizi hani bu birazcık kendiniz de tabii kabul edeceksiniz arkadaşlar. Böyle bakın ne oldu bizim böyle şeklimiz buna benzeyen bir şey bak ne güzel oldu. Güzelim beşgenli hale döndü değil mi mesela? Ne diyor sana? İşte bak diyor kardeşim diyor birazcık sıvılarda kaldırma kuvveti basık kaldı. Sıfıra çok daha yakın oldu değil mi arkadaşlar? Evet bu tür çalışmaları e, basit görsellerle karşınıza gördükçe eksiklerinizi görürsünüz gençler. Eksikleri gördükçe de biraz daha oraya yükleneceksiniz. Ve burada en önemli nokta da şu. Eksikleri görüyorsun ama ona ait bir şeyler yapmanız çok çok önemli arkadaşlar. Yani ben vektörler konusunu çok iyi yapıyorum. Israrla da vektörlerden soru çözüyorum. Yani gerek yok arkadaşlar. Zaten bir hedef koyun kendinize. Şimdi bunu da ne gibi düşünebilirsiniz bu arada? Örneğin ben sınavın %80'ini kadar net yapsam bana yeter. Mesela atıyorum ne var? 120 soru var değil mi TYT'de? %80'i kaç yapar? 96 net. Ben 96 net hedefim var hocam. O zaman bu ne demek? Tüm branşları %80'e veya buna yaklaştırmaya çalışacaksınız. Tabi zayıf branşları biraz daha aşağıda tutup güçlüleri daha da yukarı çekmek de olabilir ama ortalamanız bu olması gerektiğini anlatıyor sizlere dikkatliyseniz. Evet biz kafamızdaki düşünceleri veya sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalıştım arkadaşlar. Umarım kullanabileceğiniz bir çalışma olacaktır arkadaşlar. Lütfen kendinize karşı da dürüst olun. Eksiklerinizi kabul edin ve bunlara yönelik de çalışmalar yapmaya çalışın gençler. Kendinize çok iyi bakın. Umarım güzel bir şekilde sınavda hazırlanıyorsunuzdur gençler.